Mecliste öldürülen ve adı tarihten silinen Kurtuluş Savaşı kahramanı Deli Halit Paşa. Halit Kars'a alan ismini muhtemelen Kurtuluş Savaşı kahramanları arasında hiç duymadınız. Namı diğer Deli Halit Paşa'yı. Kendisi inkılap tarihi müfredatından neredeyse tamamen silinmiştir. Oysa yaptıklarını ve o dönemdeki şöhretini duyunca çok şaşıracaksınız. Onun tarihten silinmesinin sırrı, onu öldürenlerin sonraki dönemlerde yeni cumhuriyetin önemli isimleri olmasında gizlidir. Deli Halit Paşa mecliste öldürülen ilk vekildir ve cinayetin hiçbir faili ceza almamıştır. Halit Paşa cesaretiyle ünlüydü. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde başarılar göstermiş, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Doğu cephesinde, Gümrük Anlaşması'nın imzalanmasından sonra ise Batı cephesinde komutanlık yapmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra terhis edilmemiş olan ve Kazım Karabekir Paşa komutasında bulunan 15. Kolordu'da görev yaptı. Bölgede Kafkas İslam Ordusu'ndan kalan kuvvetlerin bir savunma çekirdeği haline getirilmesini sağladı. Erzurum Kongresi'nde Trabzon delegelerinin Mustafa Kemal'e karşı çıkmalarını aldığı yıldırma tedbirleriyle önledi. 1920 yılının sonlarında Kars ve Sarıkamış'ı, 1921'de de Ardahan'ı düşman işgalinden kurtardı. Gümrük Anlaşması'ndan sonra Batı cephesinde görev verildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 12. Grup Komutanlığı yaptı. Bu sırada gösterdiği cesaretten ötürü Deli lakabıyla anılmaya başlandı. Özellikle cephenin biraz gerisinde yüksekçe bir yere oturup tabancalarını dizlerine koyarak geri çekileni vururum mesajı vermesi ve birkaç sefer geriye kaçan askerler üzerinde bunu bizzat uygulamasıyla ün yaptı. İkinci Büyük Millet Meclisi'ne Ardahan Milletvekili olarak katıldı. 9 Şubat 1925 tarihinde meclis koridorunda sırtından tabancayla vurularak yaralandı ve 14 Şubat 1925 tarihinde hayatını kaybetti. Öldürülmesi mecliste gerçekleşen ilk cinayettir. Olayda Milletvekili Ali Çetinkaya ile arasında yaşanan bir arbede sonrasında patlayan bir silahla vuruldu. Paşa'yı kimin vurduğu kesin olarak anlaşılamadı. Ancak Ankara Savcılığı Halit Paşa'yı Ali Çetinkaya'nın vurduğu kanaatine vardı. Bir nefsi müdafaa halinde olduğunu kabul ederek bu olaydan dolayı kovuşturma yapılmaması kararını verdi. Deli Halit Paşa nasıl milletvekili oldu? Doktor Rıza Nur şöyle anlatıyor. Deli Halit'e Mustafa Kemal mebusluk teklifi ettiği vakit ben yanındaydım. Zavallı Halit istemem dedi. Ben mebusluk yapamam, pek asabi bir adamım. Kürsüye çıkar bir şey söylerim, bir mebus itiraz eder, ben itiraza alışmamışım. Tabancayı çıkarır vururum. Beni yapmayınız dedi. Fakat olmadı, zorlandı. Sanki başına geleceğini biliyormuş. Yalnız bu yüzden kendisi başkasını öldüreceğim zannediyordu. Halbuki kendisi öldürüldü. Burasını bilemedi. Halit pek namuslu ve hamiyetliydi şeklinde anlatmıştır. 1923 Haziran seçimleri sonucunda 2. Meclise Ardahan mebusu olarak giren Deli Halit Paşa, milletvekili sıfatıyla mecliste yer almasıyla ilgili olarak Hakkı Şinasi Paşa'ya şunları söylemişti. Biz mebus olmayı düşünmemiştik bile. Her birimize askerlik hizmetlerimizi ifa ettiğimiz zaman bizi bilhassa tanıyan müritleri tercih etmemiz söylendi. Halk kendisine yapılan teklifi tasvip ederek vekilliğine bizleri intihap etti. İntihap şekli ne olursa olsun bunu böylece kabul etmeye mecburuz. Hakkında o kürsüdeyken mecliste çıt çıkmazdı denilen Halit Paşa, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın politikalarından rahatsızlığını da dile getirmeye başlayınca Ankara'da ve meclis kulislerinde Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebeson'un da içerisinde yer aldığı terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na geçebileceği konuşulmaya başlandı. Muhalefete geçmesi sonunu da getiren yolu açtı. 1925 yılı başlarından itibaren bu grupla iyice arası açılmaya başlayınca terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na geçmeyi düşünüp düşünmediğini soran gazetecilere bu hususta henüz karar vermediğini, partinin programını incelediğini söyleyen Deli Halit Paşa, Bursa'daki milletvekili ara seçimlerinde de terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın adayı Sakallı Nurettin Paşa'ya destek verdi.
Deli Halit Paşa'nın mecliste vurulmasına kadar varan olaylar zinciri ise daha sonra İstiklal Mahkemesi reisi olarak yüzlerce idam kararını imza atan Afyon Karahisar mevzusu Kel Ali ile yaşadığı tartışma ile başladı. Kel Ali meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmada paşaların Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı ortaya koydukları bu muhalefeti paşalar hükümeti kurmak istiyorlar diyerek kinayeli bir şekilde eleştirmişti. Deli Halit Paşa Kel Ali'nin bu sözlerine oldukça sinirlendi. Sen paşalara hakaret mi ediyorsun? Sana emri kumanda etmiş insanlara kinayeli laf etmeye sıkılmıyor musun diye bağırdı. Kel Ali Bey ise hemen alttan alarak kendisinin de asker olduğunu, bu sebeple sarf ettiği bu sözlerini hakaret olarak almaması gerektiğini Deli Halit Paşa'ya söyledi. Deli Halit Paşa da bunun üzerine sen askersin ama paşa değilsin. Neden paşalığa terfi edemediğini de ben de seni kadar bilirim diyerek sert çıktı. Bunu harp mamullerinin terfihi kanunun görüşmelerinde yaşananlar takip etti. Bu kanuna çok önem veren Deli Halit Paşa, gazi ve ailelerinin haklarını savunarak harp mamullerinin şu harpte bu harpte mağlup olmuşlardır diye ayrı ayrı muamelelere tabi tutulmaları doğru değildir. Düşman karşısında kahramanca dövüşürken yaralanıp mağlup olan her yiğit aynı muameleyi görmeli. Halbuki siz beyler İstiklal Harbi mağlullerini nakdi mükafatla razı vermek suretiyle taltif ediyor, diğer halk mağlullerini bu taltiften mahrum bırakıyorsunuz. Bu doğru değildir. Bütün halk mağlullerinin nakden ve arazi verilmesi suretiyle taltif edilmelerini teklif ediyorum deyip de hayır olamaz o kadar paramız yok esasen bütçeyi bütün sarsamayız ve Afyon mevzusu Kel Ali'nin mağlul gazileri hemen bir araya toplayamazsınız şeklinde itirazlarına ben Kars'tan arabalar dolusu ganimet ve mücevher yolladım onlar nereye gitti diyerek yolsuzlukları da dile getirmiş ve hiçbir teklifimi kabul etmiyorlar bu nedir böyle artık hiçbir şeye karışmayacağım diye sert bir şekilde tepkisini ortaya koymuştur. Deli Halit Paşa'yı ölüme götüren en önemli sebeplerden birisinin de bu yolsuzluk iddiası olduğu söylenir. Halit Paşa ayrıca İş Bankası'ndaki yolsuzluk iddialarının ayyuka çıkması üzerine hiç çekinmeden Celal Bayar ile Kel Ali'yi reisi cumhura şikayet etmiştir. Nasıl öldürüldü? Deli Halit Paşa'nın vurulması olayı Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 10 Şubat 1925 tarihli nüshasında müessef bir vaka başlığı ile yer almış haberde Afyon mebusu Ali Bey ve Ardahan mebusu Halit Paşa arasında bir müessef bir hadise olmuştur denilerek hatıratlara ve basına yansıyan şekliyle ayrıntılara yer verilmiştir. Büyük Millet Meclisi riyasetinden tebliğ olunmuştur. Bugün saat 6'ya doğru meclis koridorlarında Ardahan mebusu Halit Paşa ile Afyon Karahisar mebusu Ali Bey arasında müessif bir vaka taaddüs etmiştir. Divan riyasetince istima edilen şuhudun ifadelerine nazaran vaka ber vecihi ati cereyan etmiştir. Halit Paşa Elaziz mebusu Hüseyin Bey ile taaddüs eden münakaşadan mütevellit heyecan ve hiddet ve infialini teskin için tavassutta bulunan ve iki arkadaş arasında bir hadise vukuuna meydan vermemeye çalışan Afyon Karahisar mevzusu Ali Bey'e karşı birdenbire ısrar şiddet artık Hüseyin Bey ile olan nizamını terk eylediğini ifade etmiş ve meclisin metal koridorunda her iki cebinden çıkardığı iki revolverle Ali Bey üzerine ateş etmeye başlamıştır. Bunun üzerine Ali Bey tahviz için geri geri gitmekteyken merdiven basamağına ayağı takılarak arkası üstü düşmüş ve Halit Paşa Ali Bey'in üzerine tekrar saldırmıştır. Bu boğuşma neticesinde Ali Bey hafif surette yüzünden ve Ardahan mebus Halit Paşa karnından mecruh olmuştur. Meclis Divan Riyaseti icra eylediği tahkikat-ı evveliyeyi müteakip derhal Ankara Mahkeme-i Asliye-i Müdeyi Umumiliğine davet ve tahkikat-ı evveliye evrakı ile beraber kendisine tevdi-i keyfiyet eylemiştir. Müddeyi umumilik alel usul takibat ve tahkikatı kanuniyeye devam etmektedir. Halit Paşa'nın ahvali sıhhiyesinde bir vahamet olmadığı müdavata başlayan tıp tarafından temin olunmaktadır. Halit Paşa'nın tedavisini icra etmek üzere Reis-i Cumhur Hazretleri tarafından
operatör Orhan Tahsin Bey'in Ankara'ya davet edildiği haber alınmıştır. Bu hadise günümüze kadar olayın şahitleri ve dönemin basın mensupları tarafından iki farklı bakış açısı ve anlatanların siyasi açıdan iktidar ve muhalefet olarak mensup oldukları tarafa göre dillendirilmiş ve değerlendirilmişti. Resmi tebrikte yer almayan bilgilere göre Cebeli Bereket, Osmaniye mevzusu Avni Bey ve Rize mevzusu Rauf Bey buluşmaya müdahale etmişlerdir. Kendisine soranlara ve Mustafa Kemal Paşa'ya "Keli altımı aldım, her gene Rauf beni arkamdan vurdu" cevabını veren Halit Paşa, meclisteki muhasebe odasına götürülmüş ve bir masa üzerine yatırılmıştır. Haberde belirtildiği gibi reisi Cumhur tarafından operatör Orhan Tahsin Bey'in Ankara'ya gelişine değin Halit Paşa'ya hiç kımıldatmama kararı verilmiştir. Kurşun kalbinin 5 parmak altından geçerek dalağını yırtmıştır. Bu süre zarfında Halit Paşa'nın sıhhi durumu gerekçe gösterilerek ifadesi bile alınmamıştır. Olay mahkemeye hiç intikal ettirilmemiştir. Meclise gelip Halit Paşa'yı görmeden gayet gizli tahkikat yapan sorgu hakimi, Halit Paşa'nın karnından yaralanmış olmasına bakarak Afyonkarahisar mebusu Kelali'nin nefsi müdafada bulunduğu şeklinde bir zabıt düzenlemiştir. Deli Halit Paşa ise son nefesine kadar kendisini Rauf Bey'in vurduğunu söyleyecektir. Halit Paşa'nın ölümünden sonra da katilleri mahkemeye hiçbir zaman çıkmamıştır. 12 Şubat 1925 Perşembe günü Doktor Orhan Abdi ile Operatör Süreyya Bey meclis binasında Halit Paşa'yı ameliyat ettikten sonra operasyonun başarılı geçtiğini ve Paşa'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirirler. Fakat 2 gün sonra 14 Şubat 1925 Cumartesi günü hayatını kaybeder Halit Paşa. Bu süreçte 5 gün boyunca meclisteki bir odada yatar. İşin garip tarafı ise raporda ölüm sebebi olarak zatürre gösterilmektedir. Halbuki çok açık bir şekilde saldırı sırasında aldığı yara ve sonrasında bilerek veya bilmeyerek ortaya konulan ihmallerden ötürü Halit Paşa hayatını kaybetmiştir. Halit Paşa yapılan devlet töreninin ardından vasiyeti gereğince Eyüp'te toprağa verildi. Girdiği savaşlarda 9 kez yaralanmış Halit Paşa'nın mezarı, milli mücadelenin komutanlarından biri olarak 11 Ağustos 1983 tarihli 2876 sayılı yasayla devlet mezarlığına nakledildi ve adı geçen yasa ile kurulan Atatürk Araştırma Merkezi onur üyeliğine de seçildi.